Ama benim gazetem yok. Raflarda yok. Maalesef. Bu biraz tuhaf değil mi ya? Şimdi bakın, eskiden şöyle bir adet vardı. Milliyet alırsınız ama yanında mutlaka bir Yeni Asır alınırdı. Mutlaka. Mutlaka. Hürriyet alırsınız bir Yeni Asır. Ekspres alırlar. Yani Demokrat İzmir alırlar. Cumhuriyet alırsın yanında bir Yeni Asır. Bir Demokrat İzmir vesaire mutlaka bir yerel gazete alınırdı. Birkaç şey var tabii. Gazeteler pahalılandı. İşin bir tarafı. Ekonomik tarafı var. Ekonomik tarafı var. Bir de bu telefon çıktı artık. Yani telefon akıl... çıktı orada. Oradan takip ediliyor. Bir hakikaten biraz daha böyle bir ayrışmaya başladık. Değil belli mi? Düşüncede olanlar belli düşünce. Ben bazen demin sen de eleştirdin. Televizyon programları, tartışma programları vesaireler oluyor. Ben geçenlerde onu da yazdım bir yazımda. Artık ben tartışma programı seyretmiyorum. Siz nerede yazıyorsunuz? Ben 9.50'de şeyde. Harika. 9.50 gazetesi. 9.50 gazetesinde yazıyorum. Bak, ben bunu kaçırdım valla. Yani. Ondan sonra kimin çıkacağı, bir kere bütün programlar aynı insanlar çıkıyor. Güya tartışma. Güya tartışma ve kimlerin de ne söyleyeceklerini biliyoruz artık. O kadar bu çıkarsa bu konuda bunları konuşur diye düşünüyorsanız bakıyorsunuz hakikaten dediğiniz çıkıyor. Dolayısıyla artık tartışma programlarını da izlemez hale geldim. Ben de izlemedim. Böyle bir maalesef bir şeyimiz var. Oysa ki bizler tartışma kültürünü tekrar ortaya çıkartabilip iyi kötüyü herkesin yaptığını kötü demeden ya da herkesin yaptığını iyi demeden, iyi yapılanları her kim yapıyorsa alkışlayarak, kötü yapılanları da daha iyi nasıl yapılabileceğini önererek bu tür programlar artık izlemek istiyoruz. Herkesin sadece belli bir fikri, belli bir şey grubu savunduğu programlardan bıktık işin açıkçası. Hocam sadece o kadar... Ya bu şey sağında da bu böyle, solunda da bu. Evet, ben bunu parti ya da şey... Adı yemek şöyle. Yarışması... Konuşulanların içinde yemek yok. Yemek yok. Evet. Bir takım dedektifli programlar, hani ben onu söylüyorum. Türkiye'yi hiç bilmeyen bir insan gelse, televizyonu açsa, kazara Müge Anlı'nın programını izlese kaçar. Fecat. Biz eskiden şey söylerdik hani, orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de. O köy bizim köyümüz. Ben gitmek istemiyorum artık o köye. Korkuyorum, o köye gidince insanın başına neler gelir bilemem yani. Doğru söylüyorsun. Peki şöyle bir şey sorsam hocam. Hani bu işin bir de doğru medya işletmeciliği de var. Doğru. Bu medya işletmeciliğinde sermayenin ya da ilan reklam verenlerin dikkatini çekebilecek çalışma da bir yerde okur ve izleyenlerin üzerinden geçmiyor mu? Yani tabii. En çok izlenen, en çok okunan ayrı değerlendirilmek durumunda değil mi? Yok abi. Mesela. Yok. Hani reklamını yapacağın ürüne bağlı bir şey. O da var. Hedef kitlen hangi gazete okuyor, hangi televizyonu izliyor. Ama bazı şeyler var. Mesela deterjanlı şudur budur falan gibi. Bunun hedef kitlesi herkes. Ya da bisküvi çikolata. Bisküvi falan. Çikolata. Bunun hedef kitlesi herkes her yer. Ama öyle bazı ürünler var ki belli hedef kitleleri var ve belli onların okuyor. Atıyorum sen silah şeyde üreticisindir, av silahı üretiyorsundur. Avcılık dergilerine verirsin ilanını. Doğru. O tür bir şey var. Ama bir şey demin kaçırdığım bir şey var. Bu Dilek Gappi başkanla ilgili. Üniversitelerle aramız iyiydi. Gerçekten bak şu dakikada Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi gene de diğer bütün fakültelere nispetle sektörle en iyi ilişkisi olan fakültedir. Vallahi, Bilgi Han diye gene benim yetiştirdiğim bir dekan var başında. Bilgi Han başarılı çocuktur. İyi çocuktur. Kafası çalışır. Sosyal bir çocuktur. Etrafına da iyi bir grup topladı. Yine işte bizim tanırsın Aylin'leri vesaireleri. Füsun'u, Aylin'i, hocaları iyi bir ekip de oluşturdu. Güzel işler yapıyorlar. Ben takip ediyorum. Hatta bugünlerde bir günde gidip de bir tebrik de edeceğim kendisini. Güzel işler yapmaya başladılar. O anlamda o ilişki iyi de gidiyor yani. Peki var mı bir öngörünüz? Şimdi İzmir'de yerel seçim tantanası çok da hiç yani daha önce yapmadığım kadar çok sinirleniyorum bu yerel seçim sürecinde. Belirlemeler, şunlar, sorunlar. Dün mesela
MHP il başkanı konuğumdu. Veysel abi İzmir'in bir numaralı sorunu trafik dedi. Doğru. Katılırım, trafik sorun. Ama bence İzmir'in bir numaralı sorunu, bak Mehmet Özsaseki açıklama yapmış. İzmir'de 6-7 şiddetinde faylar var diye. Sanki yapıyorum? Bilmediğimiz şey bu. İşte burada mesela siz baktığınızda, yani siz de İzmir'de dünya kadar seçim, dünya kadar belediye başkanı tanıdığınız, dostunuz var geçmişten bugüne. Yani havayı nasıl kokluyorsunuz şimdi hocam? Şimdi burada konuda iki şey söyleyeceğim. İzmir'de deprem yeni bir şey değil. İzmir tarihi boyunca büyük depremler geçirmiştir. Şimdi bir yasa çıkarttılar. Efendim, bir apartmanda bir kişi kalkıp da eğer karot isterse geliyor bir karot yapıyorlar. Bu şey riskli bina. Neye göre riskli? Neye göre riskli bir bina? O bina bugüne kadar onlarca deprem atlatmış, onlarca neye göre şey bina? Yeni çıkartılan şu yönetmelikteki şartları taşımıyor. Peki niye? Beton kalitesi bilmem ne falan diyor. Falan feşmek. Yok C bir şey. Peki bundan 2-3 sene sonra çok farklı bir teknoloji, yeni bir beton, yeni bir demir, nervürlü demirin bir başka türlüsü icat edilir ve şeylerde kullanılmaya başlanırsa inşaatlarda, bugün yapılan binaları yıkacak mıyız o yönetmeliğe uymadığı için? Yani hocam, burada 9 Ekim depreminden sonra hasarlı ya da az hasarlı denen pek çok binada şu anda kiracılar el değiştiriyor. Doğrudur. 5 liralar 15 lira oldu. 15 liralar 30 lira oldu. 30 lira oldu. Ve şehircilikte hasarlı diye geçiyor. Sen kalkıp gelip hiçbir hasar olmayan hiçbir şey. Evet neymiş karatesinde bilmem neymiş falan. Bir kere böyle bir saçma sapan belli müteahhitlere para kazandırmaya yönelik bir sistem. Ve bir de şu tarafı da var. Senin geliyor, gelip de bakıyorlar, diyorlar ki efendim bu riskli binadır, eyvallah. Sen müteahhitlere gidiyorsun, diyorsun ki gel bu riskli bina, bunu yakalım, yeniden yapalım. Adam diyor ki kusura bakma diyor, ben şu kasana fiyat veremem. Niye veremezsin? Demir habire artıyor, işte beton fiyatı artıyor, şu artıyor, bu işçilik artıyor. Ben kusura bakmayın yapamam. Bir de böyle bir kepazelik de var. Ciddi. Ve şimdi oturanlara da sokağa bırakıyorsun. Bunun hastası var, yaşlısı var, bilmem nesi var. Evinde yatalak hastası olan var. Emekli maaşıyla demin senin söylediğin gibi geçinen var. Şimdi emekli maaşıyla ya da bugün kırıp sarıp bir tane bir daire almışsan bunu sokağa atacaksın. Adamı 17 bin 20 bin lira diye şey emekli maaşı var 20 kağıda da verecek kiraya. Bu adam neyle geçinecek? Geçinmeyecek. Mümkünse ölsün. Ha ölsün. Hocam bizim Bayraklı'da dün evveli gün mü ne gördüm ya? Adamın bir pankart koymuş. Kentsel dönüşümden bina yapılıyor. Hı. Müteahhit oraya şey koymuş. Son 3 daire. Evet. 900 bin lira peşinle. 900 bin lira peşin. Sordum kaç para bu daire? Hani bu daire kaç para diye. 8 milyon. Vay 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 vay. Şimdi nasıl? Ben de merak ediyorum. Hangi emekli 8 milyonluk bir borca mümkün, girebilir hocam? Mümkün değil. Girecek sokakta. Bırak çalışanlar giremez. Yani şimdi üniversite hocası girebilir mi? Allah mümkün değil. Nerede girecek şey? Ya yani şunu söyleyeyim. Şimdi bunun nereye doğru gidiyor hoş biliyor musun? Gidecek bir o evlerden bir tanesine bir emekli girecek. Bankaya da gidecek, kredi alacak. 2-3 sene oturacak, ödeyemeyecek. Banka gelecek, el koyacak. Tabii. Adam 3 seneyi kurtarmaya gidiyor oraya. Tabii. Bu kadar net. Tabii. Bu bir, yani sosyal yara, bu işe bir birilerinin dur demesi lazım senin dediğin gibi. Dur diyen olmadığı gibi üstüne de gidiliyor. Size çok selam var. Bak bir vatandaşımız Ahmet Paçacı, Ahmet abim sevgiler dedi. Eyvallah sağ olsun. Bir vatandaş da diyor ki evet diyor barınma şu anda sorun, ne kiraya çıkabiliyoruz. 3 asgari maaşla eve giremiyoruz. Ev kredisi gibi kiralar diyor. Fecat. Çok doğru söylüyor. Peki siz dijital dünyayı nasıl bakıyorsunuz? Abi dijital web TV'ler. Şimdi mesela platformlar oluşuyor. Yakında uydu çanağı da görmeyeceğiz diyorlar. Doğru. Mesela işte ne kutusuymuş, sihirli kutu, ondan alıyorsun. Her televizyon onun içinde ama ona para ödüyorsun. Doğru. Mesela bu yeni medya dediğimiz bu mu hocam? Şimdi abi buraya bu yeni medyaya
Gerçekten siz şimdi burada görevli olsaydınız nasıl alışacaktınız merak ediyorum. Abi bir kere şuna bakmak lazım. Lütfen. Ben çok enteresan bir milletiz biz. Doğru. Bir tarafta yeni medya vesaire falan birazdan onu konuşalım. Ama öteki tarafta senin biraz önce söylediğin gibi araba kullanmasını bilip de trafiği kullanmasını bilmeyen sürücülerin bir otoparka arabayı koyma şeyinde çekip silahları birbirine vuran ya da sopayla kafasına vuranın, yolda arkamdan klakson çaldın diye yolunu kesip camına yumruk atan, evet, bir taraf böyle bir millet, öteki tarafta bakıyorsun korkunç bir dijitalleşme falan, bir tarafın maganda, bir tarafın şeyde daha taş devrinde, öteki tarafta uzay çadırı. 60 bin liralık telefon alanlar var. Evet, bir tarafın taş devrinde, bir tarafın uzay çağında. Ben bu kültürel dengesizliği anlamakta çok ciddi güçlük çekiyorum ya. Dünyada da böyle bir garabet var mı? Yok abi ya. Yok yani, dünyada var mı yok mu bilmiyorum ama herhalde bizim gibi ülkelerde vardır ama bir ileri, mesela benim kızım İsveç'te yaşıyor. Sıklıkla İsveç'e gidip geliyoruz, senede 2-3 defa en az gidip geliyoruz. Hatta eşim benden daha fazla gidip geliyor. Orada böyle bir şey abi. Bir yere arabanı koyarsın. Ama İsveç'e gidenler geri dönmek istemiyor. Dönmezsin çünkü ya, her şey kurala bağlanmış. Arabanı mı park edeceksin, arabanı park ediyor.